Herkese yeniden merhaba. Karşımızda iki değişkenli bir fonksiyona ait bir grafik var ve bu videoda bu fonksiyonun kısmi türevini nasıl yorumlayabileceğimiz hakkında konuşacağız. Ekrandaki fonksiyon yani f, x ve y'nin bir fonksiyonu ve x kare çarpı y artı sinüs y'ye eşit. Şimdi eğer bu fonksiyonun kısmi türevini alırsam, mesela x'e göre kısmi türev alıp türevi eksi -1, 1,1 noktasında yani belirli bir noktada değerlendireceğimizi düşünelim. Evet, sizce bu yaptığım işlemi yani kısmi türevi buradaki grafik üzerinde nasıl yorumlayabiliriz? İşe eksi -1, 1,1 noktasının nerede olduğunu belirleyerek başlayalım. Yukarıdan bakacak olursak bu x bu da y eksenidir. Eksi 1, 1 noktası da işte buralarda bir yerde öyle değil mi? x'e göre kısmi türev alırken y'yi sabit olarak değerlendirdiğimizi hatırlıyorsunuz. Eğer bunu yapacak olursak x kareyi bir değişken y ve sinüs y'yi de birer sabit olarak değerlendireceğiz ve x karenin türevini aldığımızda 2x çarpı y ve sinüs y sabit olacağı için türevini 0 olarak bulacağız. Bu türevin x eşittir eksi 1, y eşittir 1 noktasında aldığı değeri bulacaktık öyle değil mi? Bu değerleri yerlerine yerleştirdiğimizde 2 çarpı eksi 1 çarpı 1'den eksi 2 elde ederiz. Peki, peki bu sonuç ne anlama geliyor dersiniz? Bunun x yönünde küçük bir hareket, bunun da f'te sonuç olarak elde ettiğimiz hareket olduğunu düşünebiliriz ama sormak istediğim bunun grafiksel olarak ne anlama geldi? y'yi bir sabit olarak değerlendirmek bu grafiği sabit bir y değerini temsil eden bir düzlem ile dilimlemeye benzer. Bu y ekseni bu da sabit bir y değerini temsil eden ve y eksenini dik olarak kesen bir düzlem. Bu düzlem y eşittir 1'i temsil ediyor ama bu düzlemi bu bu şekilde ileri geri hareket ettirirsek herhangi bir y değerini temsil edeceğini söyleyebiliriz. Genel kısmi türev söz konusu olduğunda herhangi bir değer olabilir ama burada temsil ettiği değer 1. Anlaştık mı? Evet, grafiği tam buradan dilimleyip kırmızı bir çizgi ile de belirgin hale getireyim. Kırmızı çizgi grafik üzerinde y'nin 1'e eşit olduğu tüm noktaları temsil ediyor. Evet, y eşittir 1. Bunu incelerken kısmi türevi bir eğim olarak değerlendirebileceğimizi fark etmiş olabilirsiniz. Neden diye soracak olursanız, buradaki bir nokta... Da x yönünde hareket ettiğimizde fonksiyonun nasıl değiştiğiyle ilgileniyoruz, değil mi? İşte tam olarak bundan. Tek değişkenli kalkülüs'ten türevi doğrunun eğimi olarak yorumladığımızı da hatırlıyor olmalısınız. Ne demek istediğimin iyice anlaşılması adına buradan başlıyoruz. Küçük bir hareketle görülmesi için grafik üzerinde bunu büyük bir hareket olarak gösterdim, ama bunun gerçekten de çok ama çok küçük bir hareket ya da öteleme olduğunu düşünebilirsiniz. dx olarak not ediyorum. Evet dx burası da fonksiyonun değerindeki değişim olacak. Buraya dx yazdım ama bunun kısmi x. Evet, bunun da kısmi f olması gerekir. Bu hareket küçüldükçe buradaki değişim teğet doğrusunun davranışına benzeyecek. Bunun eğim olduğunu düşünmemizin sebebi de zaten bu. Ve buraya baktığımızda doğrunun kendisinin eğiminin de eksi 2 olduğunu düşünebilir ve burada eksi 2 bulmamızın nedenini bu şekilde yorumlayabiliriz. Şimdi aynı şeyi y'ye göre kısmi türev içinde yapmak istiyorum. Şurayı hemen bir silleyeyim grafiği de eski haline getirivereyim. Evet, bu sefer sabit bir y değeri ile dilimlemek yerine sabit bir x değeri ile dilimleyeceğiz. x ekseni burada. Bu düzlemde x'in sabit eksi 1 değerini temsil ediyor ve grafiği bu şekilde dilimliyor. Eğriyi belirgin kılacak kırmızı çizgiyi şimdi yeniden görelim. Bu eğri x eşittir eksi 1 noktalarını temsil ediyor. Evet, grafik üzerinde x'in eksi 1'e eşit olduğu tüm noktalar. Kısmi türevi aldığımızda bunu bir dilim ya da sonuç olarak elde ettiğimiz eğrinin eğimi olarak düşüneceğiz. Bahsettiğim eğim bu mavi doğrunun eğimi. Şimdi de isterseniz y'ye göre kısmi türevi hesaplayalım. Farklı bir renk kullanalım. Evet, f'in y'ye göre kısmi türevi x kare çarpı y'deki x kareyi bir sabit olarak göreceğiz. x sen sabitsin, y sen de bir değişkensin deyip sabit çarpı değişkenin türevinden bunun türevini sabite eşit yani x kare olarak bulacağız. Burada sinüs y'nin türevi evet kosinüs y'ye eşittir. Bunun eksi 1, 1 noktasında aldığı değeri bulmak istediğimiz için bu değerleri yerlerine koyacağız yapacağız ve sonucu eksi 1'in karesi artı kosinüs 1 olarak bulacağız. Kosinüs 1'in neye eşit olduğunu tam olarak bilmiyorum ama pozitif olduğunu söyleyebilirim tabii. Kısacası sonuç olarak elde edeceğimiz değer e, 1 artı pozitif bir değer. 1'den biraz daha büyük bir şey olacağını söylemeye çalışıyorum aslında ve açıkçası bu çok da mantıklı çünkü buradaki eğim de 1'den biraz daha büyük gibi görünüyor. Kısmi türevden bir grafiğinin diliminin eğim olarak bahsedilmesinin sebebi de zaten budur. Elimizde iki değişkenli girdi ve bir tek değişkenli çıktı değerleri olan bir fonksiyon varsa grafiğini gözümüzün önüne getirebiliriz ama farklı durumlarda yani mesela çok boyutlu çıktı değerleri, 100 tane girdi değeri olan ya da vektör değerli bir fonksiyon olduğunda grafiği hakkında düşünmek çok zordur. Yine de belirli bir yönde çok küçük bir hareketi değerlendirme fikri ee, isterseniz bir kere daha üzerinden geçelim. Buradaki noktadayız ve y yönünde çok küçük bir hareketi değerlendirdiğimizde buna kısmi y adını veririz. Bu hareket fonksiyonda da bir değişime sebep olur ve buna da kısmi f ismini veririz. y yönündeki değişim küçüldükçe fonksiyondaki değişim de küçülür ve bu ikisinin oranı bize teğetin eğimini verir. Bu oranı yani girdideki değişimin çıktıdaki değişime oranını bu şekilde de yorumlayabiliriz. İleride size bunu yapmanın farklı yollarından da bahsedeceğim. Evet, grafikler bu açıdan düşündüğümüzde çok yardımcılardır ama bizim için tek yol olmadıklarını da bilmelisiniz. Bu yüzden de her ne kadar iki değişkenli girdi ve tek değişkenli çıktı söz konusu olduğunda yardımcı olsalar da grafiklere çok fazla alışmanızı da istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz.